Şunu da hiç unutmamak lazım. Fransa geleneksel olarak Orta Doğu'da Kürtlere, genel olarak Kürtlere sempatik yaklaşımlar içinde olan bir politika izler öteden beri. Yani Irak'ta Kürtlerin karşı karşıya kaldığı sorunlar, baskılar, tepki olarak hatırlamak gerekir ki 89'da o zaman sağ olan Daniella Mitterrand, Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın eşi, Güneydoğu'yu, Diyarbakır'ı ziyaret etmişti. Bu Kürt sığınmacıların bulunduğu kamplara gitmişti. Ve yani 88'de Halepçe'den sonra Türkiye'ye sığınanların, Diyarbakır'ın bir kenar mahallesi, toplu konuttaki bir kampta yaşıyorlardı. Orada iskan ediliyorlardı. Bu öteden beri devam ede gelen bir Fransız devlet politikası. Ve şu anda da işte Afrin'den, içinde bu operasyon nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan bir Kürt nüfus var. Bunların bir kısmı Tel Rifat bölgesindeler, bir kısmı Halep'teler. Küçük bir kısmı da hükümet güçlerinin denetiminde olan bölgeden doğusuna geçmiş durumdalar. Fırat'ın doğusuna, yani YPG bölgesine geçmiş durumdalar. Sanıyorum burada işte hem kendi iç kamuoyuna hem de genel olarak demek lazım ona. Genel olarak Orta Doğu'da işte Kürtlere yönelik bir sempati atağı olarak bakmak gerekiyor. Yani bu sempati atağının şöyle bir maliyeti var. Ama zaten bu maliyetin kendisi, atağın da kendisini oluşturuyor. Yani bakın diyor, burada açıklamaya çalışıyorum. Ben diyor, Türkiye gibi çok önemli bir ülkeyle ilişkilerimi, size destek olmak, sizin sorunlarınızı gündeme getirmek, gündemde tutmak için riske atabiliyorum demeye getiriyor. Yani burada aslında yaptığı bu.